Yani üstüme gelmeyin. Şu anda evlendim bak. Şuurunuzun yerinde. Şu yanımdaki oğlan. Bu dünyada insanlar ne büyük acılar yaşıyorlar, evet, yani, biliyor musunuz? Hepsinde maşallah Allah onlara sabır veriyor. Şuurları da kendilerinde yerinde. Tam tersi daha vicdan sahibi oluyorlar. İyi birini buldukları. Bir Mehmet yok. Siz o binaya taşındığınızda hani sizinle ilgili şunu söylemişsiniz. Hani ben sıkıntıda olan, yalnız yaşayan, geçim sıkıntısı olan, evet, bir kadınım değil, evet, mi? Değil mi? Aynen, evet. Geçim sıkıntısı olan, huzurlu bir yuva isteyen, ondan sonra benim evliliğine yuvam mutlu vardı, olmak Esra isteyen Hanım, yuvam bir kadın vardı. Profili çizerken. Benim yuvam vardı. Yuvamı bu bozdu. Kimle yuvam vardı? Benim yuvam vardı, evim vardı. Ben var. Senin yuvanı kimse bozamaz. Bozdu işte. Nasıl ev, bozdu? Evime iş güvenliğini aldım ben. Ne? Evime iş güvenliğine geldim. İş güvenliğine geldi. Tamam mı? Öyle yatmasın dedim. O anda iş... Bir apartmanda otururken siz bir şeyleri satıp başka bir yere geçiyorsunuz, doğru mu? Hayır, hiçbir şey satmadım. Yeni bir adrese geçiyorsunuz. Yeni adrese ben geçtim, ben. Tamam, ben. O yeni adresi alacaktınız yüzünden, siz. Bak, ev sahibi bunun yüzünden beni kovdu, binadan çık dedi. Bunlar daha sana bir şey diyecek, kapına pecene gidip biz rahatsız olacağız. Ben de çıkarım dedim. Çıktım, ondan sonra kendime bir ev buldum, yerleştim, geldi karşıma ev tuttu, kapıda peceden, kapıda şeyden hep beni takip etti, adım adım. Ki bu adam gittim, beni taciz bak, ediyor. Polise gitme şey, polise gittim. Ondan sonra jandarmaya bilezikleri gittim. Bilezikleri kolunuza zorla mı taciz ediyor? Üzerinize aracı zorla mı aldı? Yapmayın ya. Beni. Zor sen bakın. Çağırmadın mı? Ya, beni kendinizi. Aracı zorla almadım. Dedi ki üstüne alayım mı? Ben de al dedim. Siz aklınızı çok güzel dedim, kullanan bir hanımefendisiniz. Tamamdır. Aklınız başınızda. Siz bu kişiden 30 Ağustos'ta şikayetçi oluyorsunuz. Evet. Şikayetçi olduktan sonra bir ay sonra nikah masasına oturuyorsunuz. O arada da bilezikler alınıyor. O zaman iradeniz, şuurunuz almasaydı yerinize. Canım, almasaydı. O zaman da ben bir almasaydı para iyiydi. Araç üzerinize benim geliyor. Almasaydı o değil mi? O benim hakkım. O, peki. İşte haksa, haksa bunu hakkım. Kadın olarak şunu yapacaksınız. Bir eş olmanın karşılığı araba değil. Anladım. Eş ya araba değil, ben almadım. Şimdi bir telefonum var, önemli. Alo. Siz orada devletin memurunu ya küçük duruma düşürüyorsunuz. Hoş geldiniz. Merhaba Esra Hanım. Merhaba, nereden arıyorsunuz bizi? Ben Kayseri'den arıyorum. Evet. İsmimin verilmesini istemiyorum, ben esnafım. Evet. Bu bayanı ben Argıncık'tan tanıyorum. Nereden? Argıncık'ta. Kayseri Argıncık. Bu bayan o işleri yapıyor işte. Efendim. Yalan konuşma. Evet. Doğru konuşuyorum. Yalan konuşma. O asıl niye yalan kişiyi sen adam mı satıyorsun? Daha neler gelecek? Dur, dur, bekle, otur. Hanımefendinin ya, konuşmasına gelsin. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Alo. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Öyle gençlerin yanındaki, ben bunu 7-8 sene önceden beri dolandırıyor bayan. Dini nikahlı şey, beraberlikler mi yaşıyor kendisinden yaşlı? Şu anda ben açıklayayım. Evet. Daha neler çıkacak? Bir dakika. Bir dakika. Yani mesela atıyorum dost kendisinden yaşça büyük biriyle yaşıyor, para karşılığı dini nikah kıyıyor. Yaşıyor. Sonra da evet, terk mi ediyor onları? Evet, evet. Terk hayır, ediyor. Yalan söylüyor. Hayır, öyle yanındaki şey gençler dediniz, onlar kim? Yani onun yanında ayrıldığın eşi tahmin edersen genç bir gençler var, onu o yollarla düşüren. Yalan söyle, benim yiyen oğlum vardı. Yeğeniniz oğlum mi? Yanındaydı. O zaman oğlunuzdur size o yollara sevdiğiniz. Alsın. Ha. Hanımefendi. Ablam değil, o annem. Ölmüş annem bak. 8 sene oldu. Kaldırın onu. Bir kontrol etsinler. Ölmüş hayır mü ölmemiş ablam mi diye. Ablam değil, o annem. Kaldırın onu. Annenin fotoğrafı, ablanın fotoğrafını bir göster hemen. Ablam, ablamın resmi yok. Annem. Şimdi başlık parası ablansa ablanın fotoğrafını başlık gözükmesine rahatsız değil olursun. O sadece şimdi bak.
Gülden Hanım, konumuz değil. O değil. Konumuz telefon hattındaki sizi Kayseri Argıncık'tan tanıyan bir hanımefendi. Tamam. Bu kişi ben... dini nikahlı, yaşlı insanlarla beraber yaşlı olur. Yaşlı insanlarla para değil. Karşılığı... Sadece kocası yardım etti. Kimin kocası? Bu bayanın kocası. Nasıl yardım kocası etti. Nasıl kocası yardım etti? Yardım ediyor, parasını yiyor diye benim şey diyor yani arıyor. Anlatın hiç siz hikayeyi. Değil. Kocası ne? Size ne yaptı? Ya yardım ediyor. Pazarı yapıyordu. İşte çocuğa bir şeyler alıyordu. Siz o eşiyle zaman... beraber mi yaşadınız? Hayır, beraber yaşamadım. Sizin alışverişlerinizi neden beyefendi yapıyordu, kocası yardım yapıyordu? Yardım ediyordu. Yardım amaçlıydı. Ne için? Ya yani beyefendi atıyorum kaymakamlıkta, bölgede, yardım kuruluşunda ya çalışıyordu. Görevli mi? Da, ya ablam biliyordu. Ablam komşusuydu. Ondan sonra öyle yardım ediyordu. Ben istemiyordum. Zorla alıyordu. Zorla. Hayatım evet. Sana da ne şanslı kadınsın ha. Biri zorla ya. Bilezik takıyor. Biri zorla yardım getiriyor. Siz ya bu beyefendiyle bak, ne kadar beraber oldular eşinizle? Koyma, istemedim. Eşinizle beraber oldular mı? Alo Esra. Başkasıdır ona. Başkaları yalan söylüyor hayır. Hayır. Benim yalan eşim söylüyor. Yardım falan ona etmedi. Benim eşim vefat etmiş. O yalan eşim söylüyor. O bayan ben değilim. Yalan söylüyor. Sizi tanımıyorum. Yakınlarınızdan seni. Biriyle beraber yok, oldu hayır, mu? Hayır, hayır, hayır. Hayır, yalan söylüyor. Tanıdığınız yani biriyle onu... beraber oldu mu? Oldu, oldu. Çok insan dolandırdı. Anladım. Yani Allah'ını seven bu kadarı tanıyın. Çarpılan Allah'ını sevenler yaz. Buraya telefon alsın. Kapalı konuşmanızın Allah, sebebi de o kişiyi bana. Söylerseniz benim kim olduğumu anlar. Sonra da bu anlar. İş bana geri döner diye çekiniyorsunuz hayır, anladığım yalan, kadarıyla. Yalan, ne yalan kadar söyle. Para aldı bunları biliyor musunuz ya da o kişiyi nasıl terk etti? Ya Esra Hanım zaten... Sen de yanımdaydın o zaman. Sen de yanımdaydın o zaman ben satıldığım zaman. Ya, para karşılığında işte, birlikte oluyor muydunuz? Hayır olmuyordum. Hiç kimseyle beraber olmadım. Bak, tanışıyorum. Hatta küçük oğlunuzu da elinde tutarak gezdiriyordunuz. Siz şimdi üç kişi yaşıyorsunuz ya yalan Mehmet söylüyorum. Bey. Hayır yalan söylüyor. Güldane Hanım, Mehmet Bey ve Cansu Hanım'la hep o şehirleri değiştirirken birlikte yaşadınız değil mi? Hayır hiç birileri yaşamadı. Hiç kimseyle yaşamadım ben. Hayır yanınızda kalıyorlar ya Mehmet Bey kalıyor. Tamam mı? Onlar yeğenim. Şu kız yeğenim yanımda kalıyordu. Cansu. Evet, oğlan kalmadı. Oğlan yeğenim aradı ki gelip oğluyordu. İstediği zaman geliyordu evime. İstediği zaman evimde yatıyordu. Başka şehirlerde de yanında bu zorluyordu. Harçlık verdiği veriyordum. Bu işe aldığı zorluyordum, alıyordum. Bir dakika şey öğrendim. Yani, yalan. Diğer yerlerde de Mehmet Bey yaşadı. Eğer onlar yapmasaydım yalan, belki yalan. 10-20 gün duracaktı. Hep de yalan. Belki bir ay duracaktı. Belki 2 ay duracaktı. 3 ay zor durdu. Siz yeğeninizin gitmesiyle niye canınıza kıydınız? Bu insan dolandırıcı. Değil. Bir dakika. Of. Gerçekten yayın yaparken bir dakika demekten artık içim şişiyor. Şimdi Esra Hanım şu anda... Yeğeninizin evden gönderilmesiyle canınıza neden kıydınız? Şimdi bu aradı dedi ki gel arabanı bir yere mi ne gidecek yeğenim. Geldi oturdular saat 12 oldu. Bu erkenden saat zaten sabit saati 7'de. 7'de gider yatar. Bu. Akşam 7'de. 19'da. Her gün psikolojimi bozdu ben ilaç içtim zehir içtim. Hayır hayır. Anlat ben de anlatacağım orayı. Bak. Akşam 19'da mı yatıyor? He. Sabah kaçta saat kalkıyor? Saat 7'de yatar. Yine yanımda dedi ki teyze ben burada yatayım. Ablacığım şunu merak ediyorum. Bir insan 7'de yatmaz. Hani mümkün gidiyor, değil. 7'de yatar. Gidiyor. İşi gücü 7'de yalan. Gidiyor. Mümkün hayır, değil. 7'de gidiyor. Hep hepsini biliyorlar. Ablam gidip hep biliyor. Yalan nasıl söyleme. Bak, bunu, 7'de uyumaya gidiyordum. Bunu söylediğin saat 11'i 20 geçe ben İlaç. Baktım. Ben hayır. Baktım. Muzaffer amca. Çünkü siz. Hayır. Bak şimdi şöyle bir şey var. İçki ben bu, şu yaşıma... Bana... Ben içiyordum. Diyordum ki parana yazık günahdır. Hayır yapma. Hayır hayır. Bu kadar 100 sorum, milyon 200 Mehmet milyon içki verildi. Sorum. Benim inadımla gidip alıyordum. İçlerini söyleyeyim sorum. Kimlerle içiyor arkadaşlarım? Utanın
Utanır, utanır. Gözünü geçiyor bak ama yalanlar söylemiyorum. Utan, kes. Utan, utan. Sen oradan kendini suçlayacaksın da ben etmiyorum. Kes sesini. 84 milyon. Siz dolandırdım ha, benzemez bir ona. Bir dakika. Ben seni dolandırmadım. Siz kendinizi neden koruyamıyorsunuz? Size kim ne derse, ben size şimdi desem ki çıkın şuraya desem hemen dediğimi yapar mısınız? Hayır, yapmıyorum. Ama beyefendi size nikah masası demiş, nikah oturtmuş. Şunu iç demiş, şöyle yapıyorum. Bak şimdi benden yani içiyorsun diye. Öyle bir anlatıyorsunuz ki. Benden içiyorsun, yeğenine içiyorsun, yeğenine içiriyorsun. Zor. Da zorla aldırıyordu. Adresesini bilir, telefonunu da sor o şeyden. Konuşmayı öğren de gel. Konuşmayı öğren de gel. Konuşmayı öğren de gel. Telefon vereyim sorum. Şimdi hanımefendinin iddiasını dile getirelim. Yanınızda bir erkek olduğunu, bu kişinin de sizi başka erkeklerle para karşılığı birlikteliğe itti. Tamam mı? Ama üzerinizde... Bak bir yaşlı babam var. Ama şimdi siz beyefendiyle yaşadığınızda hani üzerinizde beyefendi araba falan vardı. Bak şu anda... Üzerinizde araba varken yardım alabiliyor musunuz? Ya alamıyordum. Alamıyorsun. Niye alamıyorsun? O çünkü bana... bir varlık sebebi değil mi? Ya bana ne? Kendi arabası istedim. Malım 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 dedim. Ben de verdim. Niye çalışmıyorsun? Çalışıyorum. Dizlerim ağrıyor. Dizlerim bitmiş şu anda. Dizlerim bitmiş. Aslım bronşit var. Ben kronik hastasıyım. Allah yardımcınız olsun ya. Birçok insanın kronik hastalığı var ama herkes kendini tedavi ediyor. Arıyorum, bulamıyorum. Esra Hanım yok, iş yok. Ver bana bir iş. Peki, ben çalışayım. Çalışmak mı kolay, evlenmek mi? Çalışmak. Bir herif de al. Kafa rahat olur hocam. He? Çalışmak kafa rahat olur. Çalışırsın, eve giden sırtı üstü yani kendi alın terinle çalışırsan hiç kimseye böyle minnet de etmiyorsun yani. Bir evlilik yaparken, etmiyorum. Bir ilişki kurarken. Kimseye minnet etmiyorum. Kendi işimi kendim yaparım. Kendi işimi kendim bozar. Asla kimse karışmıyor. Muzaffer Bey'in buraya çıkması Hanım, konusunda bir şey. arabayı geri verdiniz. Evet, acaba hakkınızda gelecek olan ihbarlardan. Benim içimde kötülük olsaydı, şeytanlık olsaydı bunun gibi o arabayı maddiyle... vermezdim. İnsanlarla ilişki kurup hani altınlar alıp kaçtınız, bu tarz ihbarlar gelecek diye mi korkuyordunuz? Sadece üstümdeki takılarla aldım. Peki.